But additive manufacturing is only one of a number of breakthroughs leading to the factory of the future. And conventional production equipment is becoming smarter and more flexible too. Fakat ilaveli, eklemeli üretim sadece one of a number of breakthroughs. Breakthrough, buluş, büyük buluş demek. Şuradaki break, kırmak demek. Through ise içinden, arasından demek. Hani kırıp geçmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama breakthrough herhangi bir şeyde, bir konuda buluş demek. İlla ama bilimsel, teknolojik buluş olması da şart değildir. Bir konuda kafanız takılmıştır. Bir türlü bir şeyi aşamıyorsunuzdur mesela. Bir breakthrough kendi içinizde yaşayabilirsiniz. O anlamda kullanımları da var. A number of, çok sayıda büyük buluşun sadece bir tanesidir. Bu eklemeli üretim. Bu buluşlar da leading to the factory of the future. Geleceğin fabrikasına götüren, oraya bizi ileten büyük buluşlardan, çok sayıda buluşlardan sadece bir tanesi. Ve conventional production equipment, konvensiyonel, bildik, normal, sıradan üretim ekipmanı is becoming smarter and more flexible. To dediği bu ekipmanlar da, cihazlar da daha akıllı ve daha esnek hale geliyor. Volkswagen has a new production strategy called Modular Querbaukasten or MQB. Volkswagen şirketinin yeni bir üretim stratejisi var. Ne adı verilmiş buna da? MQB. By standardizing the parameters of certain components such as the mounting points of engines, the German car maker hopes to be able to produce all its models on the same production line. by ve arkasından böyle genelde gelirse şunu yapmak suretiyle standartlaştırmak suretiyle neyi parameters of certain components. component bileşen evet. certain belirli kesin anlamı da var ama burada belirli bazı bileşenlerin parametrelerini standartlaştırmak suretiyle ne gibi such as gibi the mounting points of engines motorların Mount'un tırmanmak falan gibi anlamları vardı. Burada ise bağlamak. Çok güzel. Bağlantı noktalarını motorların bağlantı noktaları gibi belirli bazı bileşenlerin parametrelerini standartlaştırmak suretiyle şimdi işte öznemiz cümlemiz geliyor. Bu Alman araba üreticisi hopes to be able to produce ürete bilmeyi ümit ediyor. Neyi? Üretmek. All its models bütün modellerinin hepsini bütün modellerin hepsini demek <laughs> bütün modellerini on the same production line aynı üretim hattında hattı üzerinde üretebilmeyi ümit ediyor. The process is being introduced this year 2012. Fakat evet bu işlem is being introduced bu sene introduce ediliyor. Tanıtmak anlamı yanlış değil ama herhangi bir ürünü veyahut da piyasaya veyahut da kullanıma sürmek, koymak. Bu işlem, bu süreç bu sene kullanıma konuyor, çıkarılıyor. Fakat will gather pace. Will diye başladığına göre bu işlem will gather pace. Hız kazanacak. Pace, hız veyahut da ritim demektir. Pace maker değil mi? Kalpte vesaire var diye daha önce de bahsetmiştik. Gather ise toplamak demek. Çiçek toplamaktır herhangi bir şeyi bir araya getirmek demektir falan ama gather pace hız kazanmak. Hız kazanacak ne olurken veya ne oldukça as new models are launched over the next decade. Önümüzdeki 10 sene boyunca yeni modeller launch edildikçe. Bu da normalde fırlatmak, füzeyi falan ama bir projeyi bir ortaya çıkarmak. Bu da piyasaya çıkarmak demek. Lansmanın aynen bravo lansman muhtemelen Fransa'dan geliyor o zaman. Aynı şuradaki introduce gibidir. Demek ki önümüzdeki 10 yıl boyunca yeni modeller piyasaya çıktıkça bu işlem hız kazanacak. Eventually, nihayetinde eninde sonunda it should allow its factories in America, Europe and China to produce locally whatever vehicle each market requires. It dediği yine işte şu MQB platformu. Bu should allow izin vermelidir yakışmayacak bu. Şurada tekrar döneceğim. Kimin ne yapmasına izin verecek? Allow its factories in Europe, Amerika, China vesaire. Amerika, Avrupa ve Çin'deki fabrikalarının to produce üretmesine izin verecek, müsaade edecek, imkan tanıyacak. Neyi üretecek? Locally, yerel olarak whatever vehicle each market requires. Whatever her ne demek? Her ne araç, araba buradaki anlamı. Her ne arabayı each market requires. Her bir piyasa, her bir pazar ihtiyaç duyup gerektirdiği. O zaman her bir piyasanın gerektirdiği, gerektirdiği ihtiyaç duyduğu herhangi bir aracı, hangisi olursa olsun aracı yerel olarak üretmesine imkan tanıyacak, tanıması bekleniyor. Buradaki shoot öyle olması gerekiyor. Plan bu. Dolayısıyla buradaki shootun kullanımı öyle olması bekleniyor, tahmin ediliyor. Ama çok kelime var değil mi? Kavram var. Ama şuradaki however'lar, ne bileyim eventual'lar veyahut da allow somebody something to do something. Değil mi? Bunlar hepsi artık aşıldı bunlar. Yani gözlerde camlaşma, matlaşma yok. Takip edebiliyorsunuz. Güzel bir şey. Ama daha birinci gün, birinci hafta söylediğim şey olay kelime haznesi tamam gramer konuları birinci aydan sonra oturmaya başlar. Şu temel konularda hiçbirisinde problem yok. Şudun mesela özel bir kullanımını anlatıyorum. Hiç kimse gözünü baymıyor. Bunları yani böyle olması gerektiğini zaten görüyorsunuz. Kabullendiniz artık. Aynen öyle. Dolayısıyla olay dönüp dolaşıp kelimelere, işte idiomlara, kalıplara falan indirgenmiş durumda. Bundan sonrası hep maruz kalacaksınız. Evet arkası yer.